niye böyle sallanıyorsun? Yeni bir kahve 101 videosuna hoş geldiniz. Önceki videomuzda eve nasıl kahve seçeceğiz, nasıl bir damak tadını oluşturacağız, bunları konuşmuştuk. Tamam, kahveyi seçtiniz, artık hazırız, artık eve gelip o kahveyi demleme zamanı. Peki sıradaki adım ne? Tabii ki kahveyi öğütmek, ama bugün onu konuşmayacağız. Bugün hangi yöntemle bu kahveyi demleyeceğiz, evde ne gibi yöntemlerle kahve demleyebiliriz, bunu konuşacağız. 7 yıllık YouTube maceramda ilk kez ayakta bir video çekiyorum. Acayip garip hissediyorum kendimi şu anda. Video serisini 3'e böleceğiz. 3 tane kısa video olacak. 3 farklı ana demleme grubuna ayırabiliriz demiştik geçen videoda. Bu 3 demleme grubu için 3 ayrı video yapacağız kısa kısa. Bunlar immersion dediğimiz kahveyle suyun birlikte demlendiği, bir yere gitmediği demleme yöntemleri. Nedir? Türk kahvesi, French press gibi yöntemler. İkinci yöntemler filtre, üstten döküşlü, yer çekimi demlemesi diyebileceğimiz demleme yöntemleri. Üçüncüde de basınçla demleme yapan yöntemler. Yani espresso gibi yöntemleri konuşuyor olacağız. Şunu da eklemek istiyorum ama bu yöntemlerden sadece birini kullanacağız diye bir şey yok. Örneğin benim evde bu bahsedeceğimiz 7-8 yöntemden 3 tanesi, 4 tanesi var. O an canımızın ne çektiğine göre hangisini istediğimizi seçebiliyoruz. Onun haricinde de bazı kahve, bazı yöntemle daha iyi gidiyor. O nedenle bunu kahve seçim videosunda da konuşmuştuk. Siz de zaman içinde tecrübeniz, içtiğiniz kahveler arttıkça bu kararları verebilirsiniz. Yani tek bir doğru yok. Başlamadan bunu bilelim. Ama tüm bu yöntemlerde istisnasız ihtiyacımız olan tek bir ekipman var. O da bir hassas tartı. Bende nispeten pahalı bir modeli var ama bu modele kesinlikle ihtiyacınız yok. İnternetten herhangi bir yerden 50-60 liraya alacağınız nokta bir hassasiyetli herhangi bir tartıyla da direkt başlangıcınızı yapabilirsiniz. Ancak istikrarlı şekilde kaliteli kahve içmek istiyorsak her demleme yönteminde, buna Türk kahvesi dahil, tartı şart. Bugünkü ilk videoda immersion yöntemleri, yani suyla kahvenin birlikte demlendiği yöntemleri konuşuyor olacağız. 3 tane ana yönteme değineceğim bu konuda. Birincisi Türkiye'de de en yaygın kullanılan Türk kahvesi. İkinci olarak yine çok yaygın kullanılan French press. Üçüncü olarak da tartışmaları yol açmayı seviyorum biliyorsunuz. Aeropress'i konuşacağız. Aeropress basınçlı demlemeye de nispeten girse de ben daha çok onu immersion'da ele alıyor olacağım. Bu 3 demleme yönteminin avantaj ve dezavantajlarını konuşmaya başlayalım. Ama başlamadan önce unutacağımı sandınız. Tabii ki unutmadım. 10.000 aboneye doğru yolculuğumuz devam ediyor. İnanılmaz yavaş bir ilerleme ama olsun, siz yine de beğenmeyi, likelamayı unutmayın. Bu bölümde bizi Mehmetler takip ediyor değil mi? Yaptığımız içerikleri beğeniyorsanız veya keyif alıyorsanız, bizim kadar gülüyorsanız paylaşmayı, likelamayı, arkadaşlarınıza anlatmayı unutmayın lütfen. Şimdi videoya dönüyoruz. Bölüm 1'de immersion yöntemleri konuşacağız dedik. Bunlardan ilki de Türk kahvesi. Avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Bunları konuşalım öncelikle. Türk kahvesi avantajları. Çok ucuz olması, bir cezve ve tahta kaşık yeterli, tartı hariç. Ve hızlı olması. Dezavantajları nedir? İyi ve istikrarlı Türk kahvesi yapmak gerçekten zor. Cezve var, bakır cezve. Türk kahvesi Türkiye'deki en yaygın demleme yöntemlerinden birisi. Ancak ne yazık ki Türk halkına da yanık acı kahve içirmeyi öğreten yöntem. Çünkü çok büyük oranda yanlış demleme yapılan bir yöntem. Ustalaşması, iyi demlemesi çok zor bir yöntem. Ve kendi telvesiyle kahve içindeyken içilen de dünyadaki çok çok ender, tek de olabilecek demleme yöntemlerinden birisi. Ancak son yıllarda işte tescillenme çabaları da sürüyor şu anda. Eğitim ve 3. dalga kahveciliğin de yayılmasıyla Türk kahvesiyle ilgili bilgiler de artıyor ve doğru demleme yöntemlerinde ilerliyoruz. O nedenle gelecek parlak. Peki Türk kahvesi kimler için ideal? Evde hızlı şekilde sert diyebileceğimiz gövdeli, güçlü kahveler içmeyi seven, kafein ihtiyacını anında karşılayan, annem gibi her sabah burundan böyle şat gibi, Türk kahvesi tam size göre. Geldik ikinci yöntemimiz, ikinci immersion yöntemimiz French press kahve. Bu da çok yaygın bir kahve demleme yöntemi. Son yıllarda American press, Delta press gibi varyasyonları da çıktı ama özünde French press konuşacağız bugün. Avantajları nedir? Ucuz olması. Bir French press yetiyor bizim için. Tartıyı yine unutmayın. Çok yorucuymuş. Hata yapmanın inanılmaz zor olduğu bir yöntem olması. Dezavantajları nedir? Müdahale şansınızın çok az olduğu bir yöntem. Oran orantınız dışında çok oynayabileceğiniz bir değişken yok. Tanecikli, yani metal bir filtre olduğu için biraz isli bir kahve sunması ve temizliği zor. Kahve çekirdeklerini direkt de akıtmamak gerekiyor. Çöpe ayırmak gerekiyor. French press'in yaygın olması sebebi çok kolay bir demleme yöntemi olması ve kahvenin profiliyle ilgili hata yapma payınız olmadan çok rahat bir bardak çıkarabilmeniz. Ama kendi damak tadınıza göre müdahale
şansınız birazcık az. Biraz daha asiditesi yüksek demleyeyim dediğiniz zaman French Press'te bunu yapmak çok fazla mümkün değil. Ben de French Press demleyerek başladım ve bir hobi olduğunu fark ettim. Kimler için ideal peki? Kolayca, düzgün kahve içmek isteyenler için çok ideal. Ve geldik 3. immersion yöntemimize, AeroPress. Ne böyle yaptım ki? En sevdiğim ama hiç demlemediğim kahve yöntemi. Peki AeroPress'in avantajları nedir? Nispeten ucuz olması, milyona yakın tarife sahip olması, yani variyeteniz çok fazla. Bazıları için en önemli özelliği çok kolay ve her yere taşınabilir olması. Dezavantajları nedir? Neden dezavantajları? Yok. Filtreleri çok ince olmadığı için tanecikli kahveler sunması. Eğer çok fazla kişiye kahve yapmak istiyorsanız bu anlamda çok kısıtlı olması. Çünkü küçük bir hazneye bağlısınız. Ve devamlı bypass dediğimiz su ekleme yöntemini kullanmanız gerekmesi. Bu da bazılarının hoşuna gitmeyebilir. AeroPress tüm konuştuğumuz demleme yöntemleri içerisinde en tazesi 2004 ya da 2005'te keşfedilmiş bir ürün. Ama pratikliği ve varyasyonu sebebiyle çok hızlı şekilde popüler olmuş ve bunu sonuna kadar hak eden bir demleme yöntemi. Mantık olarak çok seviyorum. Özellikle kampçılar veya çok seyahat edenler için. Birkaç yıl önce Go versiyonu da çıktı. Sadece bir bardak taşıyorsunuz ve bütün demleme ekipmanınız bardağınızın içinde. Çok pratik, çok hızlı bir yöntem. Müdahale şansınız oldukça fazla. Milyondan fazla tarif var yapabileceğiniz. Bunun için ayrı web siteleri var. Peki bu ürün kimler için ideal? Bolca seyahat eden, gezen insanlar veya varyasyonu seven maceracı kişiler için. Yani kesinlikle benim için değil ama çok seviyoruz. Evet, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde immersion demleme yöntemlerini konuştuk. Bilmediğiniz var mıydı? Hepsini deneyimlediniz mi? Tecrübenizi lütfen aşağıda paylaşmayı unutmayın. Like'larınızı, share'larınızı da bizimle paylaşın. 2 ve 3. bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.